Sayın Bakanım, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Cenab-ı Allah'ın takdiri ve kardeşli hemşehrilerimizin teveccühüyle vatandaşlarımızın hizmetkarı olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize gösterdiği hedefler doğrultusunda gece gündüz demeden, hafta sonu tatil demeden kıymetli halkımızla el ele, omuz omuza, gönül gönüle verdik, çalıştık. Gardese birçok eser kazandırdık. Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. AK Parti bu kutsal yolculuğunda Türkiye'de tarih yazmaya, destan yazmaya devam ediyor. Bu davada, bu kutsal yolculukta ne mutlu bizlere ki bu bayrağın altında karınca misali bu yolda taraf olmaya, bu hak yolda mücadele etmeye hep birlikte devam ediyoruz. Gazanız mübarek olsun. Allah'ın izniyle hak yolda ilerlemeye, hak yolda mücadele etmeye devam edeceğiz. Aziz hemşehrilerim, bütün milletimizin, ümmetin bütün beklentisi Türkiye'nin geleceği. Biz 2023 hedeflerini koyduk. 2053 hedeflerini koyduk. 2071 hedeflerini koyduk. Biz 1071'de Alparslan'la Anadolu'ya girdik. Yavuz Sultan Süleymanlar'la, Kanuni Sultan Süleymanlar'la, Fatihlerle Anadolu'da kök attık. Hepinizin malumu, Haçlı zihniyeti ülkemizi paylaşmaya ve işgale kalkıştı. Osmanlı'nın küllerinden Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve son devletimizi kurduk. Ama Haçlı zihniyeti Hilal'le mücadelesine hep devam etmiş. Bu ülkeyi hep işgal etmeye, hep paylaşmaya kalkmışlar. 15 Temmuz'da yine bu ülke işgal edilmeye kalkılmıştır. Tanrı milletin üzerine sürdüler. Milleti doğrulttular. Ya bizim elimizde ne vardı? Sadece elimizde Türk bayrağı, o bayrakları bir görelim. Türk bayrağı göğsümüzde de imanımız var. İmanımız vardı. Başka hiçbir şeyimiz yoktu. O silahlara göğsünü siper etti. Bu millet kafasını tankların altına koydu. Bir de liderimiz vardı. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bu millet ayağa kalktı. İnşallah bundan sonra bizler de beraber bu bayrakta inmeyelim. En azından Türkçeler hepimiz Allah'a emanet ediyoruz. Birliğimiz ve beraberliğimiz için bu mücadeleye devam edeceğiz. Sağ olun arkadaşlar. Yerden çeviriyorum. Sizlerin desteğiyle, sizlerin katkısıyla bu birlik ve beraberliğimizle inşallah biz hizmetlerimize devam edeceğiz.